Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir şiş modeliyle birlikte olacağız. Yapımı son derece kolay olan modelimiz 4 ve katlarından oluşmakta. Artı birer birer sağ ve sol ilmekler olarak eklemekteyiz fazla kenar ilmeklerimizi. 3 ters 1 düz, 3 ters 1 düz olarak modelimizi kuruyoruz ve bakınız bu şekilde bu kurmuş olduğumuz düzen üzerine devam ediyoruz. Sadece şuradaki görmüş olduğunuz tepe noktasında minik bir işlemimiz olacak. Geri kalan yerde örgümüz tamamen neredeyse düz diyebileceğimiz çok çok kolay bir örgü. Evet, hemen kolay gelsin diyerek modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi uygulamak için örgümüzün arka yönünden örmeye başlıyoruz. Bakınız kısa ipim sağ tarafımda, elimin sağ tarafında, şöyle şişimizin de sağında. Sağında olduğu zaman burası örgümüzün ters yönünü göstermekte. Hemen birinci boş ilmeğimi alıyorum. Boş ilmeğimi aldıktan sonra 3 tane tersimi sırayla örüyorum. 1 2 3 3 tersimi ördüm. Bir tane düz örüyorum. 3 tane ters. 1 2 3. Bir düz. 3 tane ters. Bir düz. Ve 3 ters. 1. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim bakınız. Şöyle görelim. Bir tane boş ilmeğimiz 3 ters 1 düz, 3 ters 1 düz, 3 ters 1 düz, 3 ters ve son ilmeğimiz olarak tamamladık, bitirdik. Yani bakınız boş ilmeğimiz kenar ilmek olarak. Hemen örgümün yönünü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum boş olarak. Diğer 3 tane bu yönde düz olan ilmeklerimi örüyorum. 2 ve 3. Bir tane arada ters ilmeğim örüyorum. Tekrar 3 tane düzüm örüyorum. Diğer yönde ters ördüklerimizi bu yönde düz ve düz ördüğüm bu yönde ters olarak örüyorum. 3 düz, 1 ters. 3 tane düz ve kenar ilmeğimi de yine düz olarak örelim. İkinci sıramızı ördük. Bakınız ikinci sıramızda 3 tane düz, 1 tane ters, 3 düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters şeklinde sıramızın sonuna geldik ve 3. sıramıza başlıyoruz. 3. sıramızda da yine herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz. Yine aynı şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu kez 3 ters, 1 düz, 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz, 3 ters, bakınız 3 tane ters ve en son kenar ilmeğimiz. Yani modelimiz bu sıramızda 3 ters, 1 düz, 3 ters, 1 düz olarak devam edecek. Şimdi örgümüzün diğer yönünü çeviriyoruz. 4. sıramız burası, bakınız. 4. sıramızda 3 tane düz, 1 tane ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 boş ilmeğimi aldıktan sonra 1 tane ters, 1, 2, 3 düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters. Sırayı tamamlayalım. Ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Örgümün 4 tane sırasını örerek tamamladım. Ve çok çok kolay bir şekilde ördük. Bakınız ters yönden modelimizi kurmuştuk. Bir boşumuzu aldık. 3 ters 1 düz. 3 ters 1 düz. 3 ters 1 düz olarak başladık. Birinci sıramızı ördük. İkinci sıramızda 3 düz 1 ters. 3 düz 1 ters. İkinci sırayı bu şekilde tamamladık. Üçüncü sıramızı tekrar 3 ters 1 düz olarak tamamladık. Dördüncü sıramızı tekrar 3 düz 1 ters olarak tamamladık. Şimdi 5. sıramızdayız ve bakınız ters örgümüzün olduğu taraftayız. Ve örgümüzü başlatıyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. 3 tane tersimi ördüm. Buradaki düz bir ilmeğimin içerisinde işlemimi yapıyorum. Birinci düz ilmeğimi bakınız bir defa örüyorum. Üzerine şu şekilde alıyorum. Biraz da şöyle uzatırsanız, yani çok uzun değil ama biraz sımsıkı da olmasın. İkinci ilmeğimi üzerine alıyorum ve üçüncü kez içerisinden örüyorum.
Bakınız 3 tane ilmeğim oldu. Bir tane kendi ilmeği, 2 tane fazla ilmeğimiz oluştu. Yani burada biz 2 ilmek artırdık. Aradaki 3 tane tersimi yine 3 ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi görüyorum. Bir tane olan düz ilmeğimi 2 tane artırıyorum. Toplamda 3 ilmeğimiz oluyor. Bir kendisi 2 tane artırmamız. Bakın. Bir defa örüyorum. Artırıyorum 2. Ve bir daha örüyorum 3. Bir ilmeğimiz 3 oldu. Ve 3 tane tersimi yine örüyorum. Düzüme geldim. Tekrar bir ilmeğimi artışımı yapıyorum. Bir defa ördüm. Üzerine alıyorum 2. Bir daha örüyorum 3. Ve terslerimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum ve modelimi tamamlıyorum. Bakınız modelimiz çok çok kolay bir model. Terslerimizi yine aynı şekilde ördük. Düz örgülerimizi ise bir taneydi düz örgümüz. 2 ilmek artarak 3 ilmek sayısına çıkardık. Örgümüzün arka yönünü çevirelim. İşlemimizi yaptıktan sonra ve bu yönden örmeye başlayalım. Şimdi düz yöndeyiz. Bakınız ilk ilmeğimi boş alıyorum. 1, 2 ve 3. Evet 3 tane ilmeğimi olduğu bölümdeyim. Bakınız 2 tanesini artmıştık. Bakınız bir tanesi ana ilmeğimizde. Hemen ipimi öne alıyorum. Şu şekilde ilmeğimi örmeden boş geçiriyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ters olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi yine önde örmeden boş alıyorum. Bakınız ipimiz önde örmeden boş aldık şöyle. Şimdi düz olarak diğer ilmeklerimi örüyorum. İpimi öne alıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi yine ipim önde örmeden boş geçiriyorum. Ve tekrar 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. İpimi öne alıyorum. Birinciyi boş örüyorum. İkinciyi ters olarak örüyorum. Üçüncüyü tekrar örmeden şişime aktarıyorum. Kenardaki 3 tane düzümü ve kenar ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde modelimizi şöyle olduğunu görüyoruz. Bakınız modelimiz şu şekilde olacak. Ve örmeye başlayalım. İlk ilmeğimi bu modelimizin ikinci aşamasını yapmıştık. Bir artmıştık. İki, bir tanesini ördük. Her ikisini örmedik. Zaten buradaki 3 ilmeğimizde herhangi bir işlemimiz yoktu şimdiye kadar. Sadece bu sıramızda olacak. Şimdi boş aldık. Üçüncü sırasında bu kısmın ilmeklerimizi aldığımız yerdeki üçüncü sıra bu. Burada da kapanışı yapıp tekrar modelimizi kurmaya yeniden başlayacağız. Bakınız. Burada da bir farklı işlemimiz olacak. Bir, iki tane tersimi örüyorum. Normalde 3 tane tersimizi örmekteydik bu zamana kadar. Şimdi 2 tane tersimi örüyorum. Üçüncüsü kalıyor. Bakınız bir boş ilmeğimi ördüm. 2 tane tersimi ördüm. Üçüncüyü örmedim. Üçüncüyü bakınız şuradan ilk ilmeğimi şöyle içten girerek her ikisini alıyorum. Bakın tekrar yapalım. Üçüncü ters ilmeğim burada ve 3 tane bakınız örmeden almıştık. Örmeden aldığım ilmeği şöyle yandan giriyorum ve düz olarak örüyorum. Sağa doğru yatırıyorum. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Son ilmeğimi boş aldığım ilmeğimi ise düzeltiyorum. Aslında buradaki artmış olduğumuz ilmekleri dikkat ettiyseniz yine eksilttik. Her ikisini birlikte aldık. Tek ilmeğe düşürdük. Şimdi de bakın son artırdığımızda 3 tane olan tersin birisini öreceğiz. Yine buradaki sayımızı korumuş olacağız. Bakınız bunun yönünü değiştirdim. Ve örüyorum. 3 tane ilmeğimize tekrar indik. Şimdi devam edelim. Buradaki bir tane tersimi örüyorum. Diğer bakınız tersimin olduğu yeri görüyorum. Kalıyor bu ve hemen ilmeğimizin çıkardığımızın yani ilkiyle yan yana olanı görüyorum. Hemen şu şekilde alıyorum ve bir tane olarak örüyorum. Hem tersimi ördüm hem diğer ilmeğimi. Diğer ilmeğimi düz örüyorum. Son ilmeğimi düzeltiyorum. Yönünü çeviriyorum. Tersimle birlikte alıyorum. İlmeklerimizi bu şekilde örerek bakın sıramızın sonuna kadar geldik. 3 tane ilmeğimizin ilkini 3 ters olanın
En yakınıyla hemen yanındakiyle birlikte yandan girerek ördüm. Ortadakini yine düz ördüm. Diğerinin yönünü çevirerek tersimden bir tanesini alarak ördüm ve modelimi bu kadar kolay bir şekilde kurdum. Sadece buradaki 3 sırada işlemimiz var. Başka işlemimiz yok. Yeniden bir tane daha kuralım. Modelimizi bakınız. Yeni kuruluşunda yapmış olalım. Düz yöndeyim. Yani düz örgünün bulunduğu yerdeyim. 1, 2. Bakınız. 2 tane düzü ördüm. Şurada bakınız 3 tane de ters görülmekte. 3 tersimizin düz ilmeğe yakın olanı şöyle arkadan girerek düz örgüye çeviriyorum. Yani burayı yine modelimizi kurduğumuz aşamadaki gibi 3 ters olarak ayarlıyorum. Ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. Diğer ilmeğimi yine yandan girerek düze çeviriyorum. 1, 2, diğerini de düze çeviriyorum. 3. Yani bakınız şimdi yine 3 düz bir ters, 3 düz bir ters gibi modelimizi kuruyoruz. Ortadaki tersimi örüyorum. Diğerini düze çeviriyorum. Düz örüyorum. Tekrar düze çeviriyorum. 3 düz bir ters. 3 düz bir ters oldu. Bakınız. Şimdi tersimi örüyorum. Diğerini düze çeviriyorum. Kenardaki 3 düzümü ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Bu şekilde örgümün arka sırasını tamamlamış oluyorum ve modelimi yeniden kurmuş oluyoruz. Bakınız. Başladık. Bakınız. 3 tane ters, bir düz. 3 ters, bir düz olarak modelimizi kurmaya buradan itibaren başladık ve şu kısmında güzel kabartılı bir şekilde durduğunu da görmekteyiz. Şimdi devam edelim. 3 tane ters, bir düz. Kenar ilmeğimi aldım. 1, 2, 3. Düzümü örüyorum ve modelimiz hep birbiri içinde devam ediyor. Kayma yapmıyoruz. 1, 2, 3. Düz örüyorum. 1, 2, 3. Düz örüyorum. 1, 2, 3 tane ters, bir tane düz olarak örmeye bakınız. Başlamıştık. Bir alt sırada zeminimizi kurmuştuk. İkinci sıramızı ördüm. Şu an üçüncü sıramızı örmekteyiz. Tersimi örüyorum. 3 düz bir ters olarak örüyoruz. 1, 2 ve 3 ters, 2, 3 ve kenar ilmeğim. Hemen çeviriyorum. Bakınız. Bir, iki, üç tane ters, bir tane düz. Üç ters, bir düz. Bir düz. Ve terslerimizi örüyoruz. Şöyle görelim. Bir, iki, üç, dört. Arka sırayı da ördükten sonra modelimize başlıyoruz. Başladık. Bakınız. Üç tane düzüm, bir tane tersimi örüyorum. Üç düz. Bir tane ters de tabii bu kenar ilmeğim olduğu için düz olarak örüyorum ve çeviriyorum. Şimdi modelimizi yeniden kurmaya başlıyoruz. Şöyle görelim. Modelimiz ilk kurum aşamasında buradaki düz ilmeğimizin içerisinden 2 ilmek daha çıkarıp bir tane olan ilmeğimizin sayısını 3'e çıkarıyoruz. Aradaki ilmeklerimiz aynı şekilde duruyor. Hemen hızlıca bir tekrar edelim. Sadece birer modelde çalışalım. Bir tane bakınız. Alıyorum. Üzerinden alıyorum. Aradan 3 tersimi örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane ters. Hızlı biraz örelim. 1, 2, 3. Terslerimi örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi boş alıyorum. 1, 2, 3 düzümü örüyorum. Burada 3 tane tersim vardı. Bakınız. 3 tersimi, ilmeğimi, ipimi öne alıyorum. Bakınız. Birinciyi boş alıyorum. İkinciyi ters örüyorum. Sadece püf noktası burası aslında. İpimizi öne aldığımız zaman hiç sıkıntı yok.
Diğer ilmeğimi yine boş alıyorum. İpimi diğer tarafa geçirip örgümün yönünü düzeltiyorum. Düz örgüm örüyorum. İpimi tekrar öne alıyorum. Bir, aradakini örüyorum. Diğerini yine boş alıyorum. Baştakiyle sondakini boş diye ortadaki ters olarak örüyoruz. İpimi arkaya alıyorum. Boş alıyorum. İkinciyi ters örüyorum. Tekrar boş alıyorum. 3 tane ilmeğimi örüyorum ve çeviriyorum. Bakınız bitti modelimiz, hemen ördük. Bir iki tane ters örüyorum, bir tanesini örmüyorum çünkü bu modelimizin üçüncü bu işleminin olduğu yerde bir tane tersimizle modelimizi şöyle yandan girerek düzeltiyoruz, sağa doğru yatırıyoruz. Ortadakini düz örüyorum. Diğer kenardaki ilmeğimi ise çeviriyorum, yönünü tersimle birlikte alıyorum. Artmış olduğum ilmeklerim de bu şekilde azalmış oluyorlar. Bir tane tersimi örüyorum. Hemen yandan girerek diğer tersimle birlikte düz olarak örüyorum. Bir tane düz, diğer ilmeğimi çeviriyorum. Tersimle birlikte ikisini kesiyorum. Bakınız bir ilmeği düşürüyorum. Bir örüyorum. Hemen bir tane kalan tersimle sağa yatırarak örüyorum. Ortadakini düz örüyorum. Diğer ilmeğimi düzeltiyorum. Her ikisini birlikte örüyorum. Ve ters olarak diğer ilmeklerimi gördüğüm şekliyle örüyorum. Bakınız modelimiz çok çok kolay ve güzel bir model. Üst üste devam edip gidecek. Şimdi buradaki İlmeklerimizin çevirmesini de sizlerle birlikte yapalım. Sonrasında umarım çok güzel anlaşılmıştır. Hiç takıntısızca ters düzleri örüyorum. Bakınız. Ters ilmeğimi, buradaki bir tane boşum, iki tane düzüm var. Üç düze çıkarmak için hemen yandan girerek üçüncü düzümü oluşturuyorum. Ortadaki ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Bakınız baştan sona o şekilde devam edecek çünkü. Diğer ters ilmeğimi yandan girerek düze çeviriyorum. 1, 2, diğerini de düze çeviriyorum. 3 tane düzüm ve arada bir tane tersim. Düze çeviriyorum. Diğerini düz örüyorum. Düze çeviriyorum. 3 düz, 1 ters. 3 tane düz, bir tane de boş ilmeğim. Bu şekilde modelimizi dilediğimiz kadar büyütebiliriz. Dilediğimiz yerlerde modelimizi severek kullanabiliriz. Gayet güzel, zarif duran modelimiz. Örmesi de çok çok kolay. Buradaki uzunluğu dilerseniz daha da uzun, dilerseniz daha da kısa çalışabilirsiniz. Evet, bu şekilde çalışmamızın sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.